Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizlere Times Meydanı'ndan sesleniyorum arkadaşlar. Şimdi size birazcık burayı göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle kalabalık bir yer. Ve şimdi arkadaşlar sizlere Amerika'ya turist vizesi nasıl alınır? Bunu sizlere açıklayacağım. Herkesin aklına takılan bazı sorular var. Ben de aklınıza takılan soruların bazılarını kendim not aldım ve şimdi sizlere bunları açıklayacağım. Turist vizesi almak için öncelikle sigortalı bir işte çalışıyor olmanız gerekiyor. Sigortalı bir işte çalışıyorsanız ya da bir esnafsınız ya da bir iş yeriniz var ya da Amerika'da bir faaliyete katılacaksınız ve bu şekilde turist vizesine başvurabilirsiniz. Turist olan kişiler Amerika'ya neden gidebilir? Gidip oraya ben Amerika'yı gezeceğim dediğinizde size inanmıyorlar. Ama siz sigortalı bir işte çalışıyorsanız, evet ben Amerika'yı gezeceğim ve geri geleceğim dediğinizde bu sefer inanıyorlar, inandırıcı oluyor ve vizeniz onaylı. Hemen not aldığım ikinci sorumu soruyorum. Kimler başvuru yapabilir? Evet arkadaşlar, turist vizesine herkes başvuru yapabilir. Evet, herkes başvuru yapabilir ama dediğim gibi şartlar şudur. Sigortalı bir işte çalışırsanız ya da bir esnafsanız ya da durumunuz iyiyse vizeyi almaya hak kazanırsınız. Başvuruyu herkes yapabilir ama herkes vize alamayabilir, red alınabilir. Ama bunun yaşı yoktur. Sadece şartları güzelleştirmek gerekir. Hesapta kaç para göstermemiz gerekir? Turist vizesine başvuruyorsunuz ve hesapta bir miktar para göstermeniz lazım. Hesapta göstermeniz gereken para şudur. 10 günlük bir iş seyahati ya da bir gezi turu aldınız. O 10 günü yetecek kadar hesabınızda para göstermeniz gerekir. Daha fazlasını gösterebiliyorsanız tabii ki ne ala. Gösteremiyorsunuz, 10 gün yetecek kadar uçak biletini, orada yiyeceğin parayı, yemek parasını gibi harcama paraları gibi bir miktar para göstermeniz gerekiyor. Günlük bir hesap yapacaksınız. Amerika'da bir günde kaç para harcarsınız? 10 günlük gidiş dönüş bir biletiniz varsa o kadar para göstermeniz yeterli olacaktır. Tekrardan şöyle etrafı sizlere göstereyim. Çok kalabalık bir yer burası. Değişik tarzda arabalar buradan geçiyor. Biraz önce çok faça bir araba geçti. Dans ediyordu burada araba. Kendisi dans ediyordu. Evet. Evet, bu işi de yapanların çoğu genelde Türkler. Evet, bu şekilde pedikep işi Amerika'da yapabilirsiniz. Evet, sizlere merak edilen bir soru daha kendim hazırladım, notlarımı aldım. Ankara Konsolosluğundan mı başvuralım yoksa İstanbul Konsolosluğundan mı? Evet arkadaşlar, böyle değişik bir batıl inanç var. Hiç fark etmez arkadaşlar. İstanbul'da aynı, Ankara'da aynı. Hiç fark etmez. İstediğiniz yerden başvuru yapabilirsiniz. Yok o İstanbul'dan aldı, yok o Ankara'dan aldı gibi bir soru daha var arkadaşlar. Turist vizesine başvurmak için yaş şartı var mı? Kesinlikle yoktur arkadaşlar. Herkes turist vizesine başvuru yapabilir. Evet, şimdi sizler için bir soru daha yazmışım buraya. Kesinlikle sorulan sorulardan birisi, sigortalı çalışmak şart mı? Evet, bakın. Ben videonun başında bile bu konudan bahsetmiştim, dikkat ederseniz size. Evet, sigortalı çalışmak şart mı diye ve onu da not almışım, notlarıma koymuşum. Demek ki bu soru çok soruluyor arkadaşlar. Evet, sigortalı çalışmak şart. Neden şart? Çünkü size dediğim gibi inandırmanız gerekiyor. Eğer bir yerde çalışmıyorsanız inandıramıyorsunuz. Sigortalı çalışıyorsanız zaten inanmıyorlar. Yasal olarak çalışmıyor görünüyorsunuz. Ama sigortalı olarak çalıştığınızda, evet ben işim var, gideceğim ve geri geleceğim. Ya da bir yeri gezeceğim ve geri geleceğim. Ya da şirket beni gönderdi, o işi halledeceğim ve geri geleceğim. Evet, geri geleceğim. Yani geri geleceğim kelimesi önemli. Ve bunun için sigortalı olmak ya da bir esnaf olmak ya da bir şirketin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani gerçekten durumun iyiyse zaten bir şirketin vardır. Yani durumu iyi olan da şirketi bir şekilde yine oraya gitmez. Yani çünkü durumun iyi olsa dahi, yani hesabında paran var ama bir yerde çalışmıyorsun, sana yine red verirler. Çünkü nice insanlar evlerini, arabalarını satıp Amerika'ya gidebiliyorlar, yerleşebiliyorlar. Onun için çalışmıyorsan red alma şansın çok yüksek. Kişinin seyahat geçmişi önemli mi? Evet arkadaşlar, bu da çok önemli.
Kişinin seyahat geçmişi önemli. Boş bir pasaporta Amerika vize vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü yurt dışına gitmemiş bir kişi direkt Amerika'ya giderse Amerika'da kalır gözüyle bakıyorlar. Ondan dolayı vermiyor. Ama bir Yunanistan, ne bileyim bir Bulgaristan gibi böyle yakın yerler de olsa ya da herhangi bir vizesiz yurt dışı da olabilir. Vizesiz çıktığınız bir yurt dışı da olsa yani en azından bir yurt dışı seyahati geçmişi görmek istiyorlar. He, bu şu demek değildir. Boş pasaporta vize basmıyorlar. Bu o demek değildir. Ama şudur, kesinlikle etkisi var. Bunu söylemek istiyorum. Yani daha önceden Schengen alabiliyorsanız mutlaka alın derim. Amerika vizesine başvurmadan önce Schengen almanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. Aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen yorumlara yazınız. Çünkü ben bu kadar soru not aldım. Bu soruların sorulduğunu tahmin ettim. Bunları şu anda açıkladım. Ama tabii sizler hangi soruları soracağınızı bilemiyorum. Ama aklınızda soru varsa kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Sizler için onu cevaplayabilirim. Ve Amerika'ya da gelirseniz böyle buraya Times'a da gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi. Bakın burada sabret yemek kesinlikle yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi bakın orada da kalabalık bu şekilde. Yani how are you? What do you do? DoorDash? Yes. DoorDash, you're working, yeah? No, it's slow. Slow, yeah? Okay. Evet, bu şekilde arkadaş gördüğünüz gibi DoorDash yapıyor. Arabası, elektrikli bisiklet. Where are you going? Oh, there's nothing. Oh, 32 dollars, huh? Eh? 5 hours. 5 hours. Shit, today. Today is bad day, yeah? Yeah, because people are outside. But this is Thanksgiving. It have to be upper. No. No? Because people are outside. Ah, everybody is outside, right? Because invitation is from that home, that's where you go. Yeah. You're right. And also because they did shopping last week. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkadaş bu bayramda çalışıyor. DoorDash yapıyor Amerika'da. Ama kendisi dedi ki 5 saatte 32 dolar kazandım dedi. Gördüğünüz gibi bazı YouTuber'lar DoorDash'i falan böyle hevesli bir şekilde kazandığını söylüyorlar. Ama böyle kötü günler de var. Peki kötü gün nedenmiş? Onu da sorduk. Evet, burada Thanksgiving bayramı, indirim bayramı olduğu için herkes dışarıda olduğu için yemeklerini dışarıdan yiyorlar. Onun için kötü bir gün dedi. Yani DoorDash işi kötü bir iş değil ama yer yer böyle kötü paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani öyle hemen günde 500-300 hayallere kapılmayalım. Ortalama olarak 150 dolar kazanılıyor. Bunu da söyleyeyim.